Bugün yine dolu doluyuz. Bugün işler. İşleyen demir ışıldar. Serap Koçak geldi. İşleyecek. Evet. Şimdi Serap Ankara'dan geldi. Artık tanıyorsunuz Serap Koçak'ı. Çok da güzel işler yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Ankara? Ankara güzel. Bahar gelmeye başladı. Güzel. Çok kış geçirdik ama çok güzel şimdi. Bahar mı gelmeye başladı? Soğuk biraz, ama. Biraz çok soğuktu. Çok. Yine de soğuk. Evet ama bütün kursiyerlerim çok selam var size. Çok teşekkür ediyorum kursiyer arkadaşlara. Ankara'nın her yerine selam olsun. Serap gelince ben bir kendimi böyle bir sığınıyorum oraya. Ankara. Kendimi böyle bir Ankara'da gibi hissediyorum. İyi geliyorsun bu ay. Bana da öyle. Bana da öyle Deryan'cığım. Şimdi Serap'la geçtiğimiz ne kadar oldu biz bunu yapalı acaba? 3 ay falan olmuştu. 3 ay falan oldu. Kot ceketlere kol yapmıştık. Hatırlayanlar olacak. Fakat o kadar çok bize dönüş geldi ki evet, sana da gelmiş. Bana da çok geldi. Bana da çok geldi. Bir kere daha tekrar edelim dedik. Çünkü burada kot ceketimizi ziyan etmeden kollarını yünlüyoruz. Evet. Çünkü kot ceketinin kolu içinde kalıyor. Diyelim ki bir sene öyle giydiniz, sıkıldınız, tık orayı sökersiniz. Örgüyü başka bir şeye takarsınız. Başka bir kot cekete, kot gömleğe takarsınız. Veya kollara bir kazak örersiniz, bir üst örersiniz, kolları oraya takarsınız. Yani kullanımlı bir şey. Şimdi o gün ben bu kot ceketi almıştım, evet, bir yerden. Bir internetten alışveriş yapmıştım, sormayın. Bunu da Aytül çok beğendi, Aytül'e verdik. Bağdat Caddesi'nde bunu giydiği zaman sormayan kalmamış. Ben şöyle şunu bir şey yapacağım. Şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yani tam giyemeyeceğim şu anda. Herkes soruyormuş. Nereden aldınız? Öyle. Nereden aldınız? Hatta bugün Aytül bunu getirdi. Bakın kot ceketin kolu duruyor. İçinde duruyor. Üstüne giydirme yapıyorsun. Giydirme yapıyorum. Şimdi 2 tane daha var burada. Evet. Hem bugün bunu nasıl yapacağız? Hı-hı. Bakacağız. Hem de kot gömlek giydirme yapacağız. Şurada mankenin üstünde. Serap diyorsun ki sen söyle ne moda bu sene? Bu sene yarımlar çok moda. Gömleği giydirmişler, sweatshirt giydirmişler, penye tişörtleri giydirmişler. Hepsinde böyle bir şey yapılmış. Bu benim gibi üşengeçlerin modası. Geliveriyorlar ya bana da hani örmeyeyim diye. Yalnız tabii şunu söyleyeceğim burada. Gömleği unutursan yalnız sıkıntı. O sıkıntı. Ya, gömleği unutmayacağım bunu giyerken. Ama çok güzel. Ben oraya tutturdum. Tutturdum. Ama tutturmazsak da diğer gömleklerimizin üstüne de çok rahat giyeriz der yani. Yalnız çok şık. Yani diyelim ki gömleğin bir yerine bir leke oldu. Evet. Çamaşır suyu damladı. Aynen. Eridi, epridi, delindi. Bazen, eski değerlendirmek evet, için de güzel. Dar gelen gömlek direkt üstüne giyin, bitti. Yani dar önünü, geliyor mesela. Önünü kapat. O düğmeler dar geliyor. Buradan açıyor. Böyle oluyor. Biliyorsunuz. Sıkıntı o. Evet. Hırka giyeceksin. Hani düğmeyi böyle. Oraya belki şuraya da bir kanca takacaksın falan gibi durumlara da mani oluyor. Evet. Şimdi bunu göreceğiz. Bir, Serap uzun uzun kalacak, hı-hı, bugün. İki, bakın kot gömlekleri çeşitlendirmiş. Hemen şunu şöyle yapacağım. Yıkılıyor. Çok güzel. Kırmızıyı çok rahat tam giyemedim. Ben giydireyim mi? Bu geniş ya Deryan. Ben tutayım size. Sonra Serap da ben onu söyledim nereden aldığımı. Serap da almış ama şimdi yok mu diyorsun? Yok şeyde. Kırmızı yok. Ha şöyle giyeyim onu Serap'la. Lütfen Deryan. Ay, çok affedersin. Estağfurullah. Ceketimi tuttum. Estağfurullah. Oldum ama. Ya yani o kadar iyi bir fikri var ki bunun. Bir kere daha tekrarlayalım istedim ben bunu. Şimdi bahar geliyor. Herkesin dolabında kot gömlek var, kot ceket var. Bunu yapı verirsiniz. Genç kızlarınız var. Bir havalı olurlar yani. Aslında bu sadece mesela tek bir öne de yapılabilir. Tabii böyle ki, bir çok fikir. Güzel senin olur. Şu yaptığın evet, gibi. Evet. Kola yapmazsın da bir öne yaparsın. Aynen. Havalı olur. Bir de bunda şöyle bir fikir daha var Derya Hanım. Önün arkasını örgü yapıp kollarla kullanabiliriz. Kolları çıkarıp başka bir yere monte edebiliriz. Yani 2 tane... parçamız olabilir aslında ayrı ayrı. Evet evet o da çok akıllı. Hı-hı. O zaman buradan bir başlayalım. Hı-hı. Şeyi çok sordular.
Ben işte tabii bazı şeyleri örgü örenler hepsini yapıyordur diye tahmin ederek şu kilim örgü desen, evet, desen, jakar dediğimiz. Jakar dediğimiz şeyi yürütme. Yürütme. Arkadan. Yani burada bir kural yok. Yok. Uydur uydur yap kolu nasıl istersen. Tek dikkat edecekleri şey Derya Hanımcığım, kısa mesafede ipi yürüt, yani normal atabilirler ama diyelim ki arası 10-12 ilmek, o zaman ipi arkada kitlemek zorundalar. O uzun uzun ip olmasın diye. Şimdi arkayı gösteriyorum. Hı-hı. İsteyen yürütebilir de. Aynen. Ben de Serap gibi yaparım. Hı-hı. Ben de bu şekilde yürütürüm. Bu şekilde. Çok bakın, uzun mesafede. Açığı var bir tane. Şimdi bir tek şey var burada. Eğer burada bu simetriyi arıyorsak, hı-hı, kolda, hı-hı, iki tane örüyoruz ya. Hı-hı. O zaman yünlerimizin hem yetecek gibi düşünmeliyiz. Tabii, tabii. Hem de kaç sıra lacivert ördük, kaç sıra kırmızı hepsini girdik, kaç, hı-hı, tane de. Hı-hı. Bunu yaparken de bir not almak. Tabii. Yani ya da bu olacak. Bu da şablon olur size şablon zaten. Şablon olur. Hı-hı. Ama yünümüzü buraya da mesela şundan az vardıysa elinde buraya da yetecek dikkat etmek gibi lazım, dikkat tabii etmek lazım. Şimdi ben de böyle şeyler çok yaptığım, hı-hı, için. Kalan ipleri değerlendirmek için de çok ideal çok bir şey. Çok iyi. Şimdi etekte arkasında önünde desene şey yapmıyorum, hı-hı, bakmıyorum. Hı-hı. Ama kolda önemli. Önemli. Onun için ipliklerinizin hesabını iyi yapmanız lazım. Hı-hı, hı-hı. Serap, şimdi şurada bir numara yapıyor Serap. Hem kola nasıl monte ediyor onu göreceğiz. Hı-hı. Şurada bir saçak yapıyor şu bağlantı yerinde. Ben bu fikri çok beğeniyorum. Bunu sizler de beğenmiştiniz. En çok soruyu nereden aldın Serap? En çok soruyu bir monte edilmesinde ve ip yürütme şeyinde aldık. İp yürütme. Evet, evet, onu göstereceğiz şimdi. Sen ip yürütmeye hazır mısın? Evet, elinde hazırım. Küçük aynen, bir parçada. Aynen. İp yürütmeyi gösterecek. Uydurun bunu yani veya internetten. Çok güzel desenler var. Çok güzel desenler var. Bu basit yürütme. İsterseniz ipi arkadan da hiç böyle sıfır yapabilirsiniz ama bu çok rahattır. Gerçekten küçük çocuklara da yapılabilir. Yapabilirsiniz. Hı hı hı. Mesela diyelim ki küçük bir çocuğunuz var 4-5 yaşında bizim Ali Ömer gibi kotları var. Onlara böyle çok kollarına güzel örebilirsiniz. Erkekse erkek renklerinde böyle erkeğe daha gidebilecek renklerde. Kızsa böyle daha böyle onların sevdiği renklerde. Kız erkek diye ben renkleri de ayırmak istemiyorum, evet, aslında, evet, ama ayırmamak, ayırmamak da lazım aslında. Hep böyle alışmışız biz, eski nesiliz. Yani öyle olmuş ama şimdilerde bunlar değişti. Sevdikleri diyelim, evet, sevdikleri renklerde diyelim. Şöyle hadi bakalım. Şimdi öncelikle yapılacak montun kolunun ölçüsü çok önemli. Önce onun için bir ilmek atıyoruz. İster düz yaparız, ister çizgili mesela yaparız, sıkıntı bu değil. Mesela kol.